Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bir cumartesi sabahında beraberiz. Geçtiğimiz iki günde piyasaları takip etmek istediğim için yayın açmadım. Ama zaten bir önceki yayınlarımda, özellikle Haziran'ın son haftasında ciddi anlamda gerilemelerin olabileceğini söylemiştim. Şimdi kötü olan birkaç tane veriyi sizinle paylaşacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftanın en önemli verilerinden bir tanesi petrol fiyatlarının neden bu kadar garip bir şekilde düştüğü. Petrol fiyatları eğer beklentilerin paralelinde değil ama farklı şekillerde bir müdahale ile eğer aşağı iniyorsa, çünkü çıkması bekleniyor şu anda. Rusya-Ukrayna gerilimi bitmedi. Suudi Arabistan Amerika'ya yeşil ışık yakıyor. Fed bir sıkılaşmaya doğru gidiyor. Ama diğer taraftan da dünyanın en büyük petrol üreticileri diyorlar ki ben o kadar fazla üretmeyeceğim. Şimdi böyle olunca aslında petrolün yükselmesi gerekiyor ama petrol ilginç bir şekilde önce 108 dolara, ardından da 111 dolara çık gitti. Teknik biraz 100 doların altına inmesini bekliyordu ama Temmuz'un ortasına doğru Rusya-Ukrayna geriliminde artık suların durulacağı ve net bir şekilde artık işte Gazprom'un ürünlerini vermeye devam edeceği, Rusya'nın da birazcık böyle Ukrayna'yı rahat bırakacağına dair konular vardı. Ama şu anda bütün raporlar şunu doğruluyor ki biz yılın başına kadar, yani 2023'ün başına kadar bu savaş psikolojisinden pek fazla çıkamayacağız. Yapılan araştırmalara göre petrol böyle olduğunda hemen S&P 500 ve belli yerlerdeki enerji hisselerini aşağı doğru çeker. Çünkü bu enerji hisseleri bir müdahale ile aşağı inen petrolü normale oranla, istedikleri gibi normal düşen bir serbest piyasa petrolüne göre satmadıkları için yine arada kar zarar seviyeleri kötü çıkar. Ve durum böyle olunca da ne olur? Genel olarak da enerji fiyatlarında düşüş, enerji hisselerindeki düşüş aynı bizdeki bankacılık hisselerinde olduğu gibi S&P 500 aşağı doğru çeker. S&P 500 dip seviyelerini gördü mü? Hayır, görmedi. Çünkü cuma günü gelen Amerika'nın çekirdek enflasyon beklentisi 0,4 artış beklenirken 0,3 gelince hemen bütün hisseler, bütün 10 yıllık tahvil faizleri gerilediği için biz bir anda bir gevşeme, bir rahatlama S&P 500 ve diğer birçok endekste yeşili gördük. Bu yeşil ne kadar kalıcı olacak? Çok az kalıcı olacak. Bitcoin özelinde bu ay geçmişteki bu genç tarihindeki en kötü aylarından bir tanesi. İki tane senaryo vardı. Grayscale'ın çıkardığı ETF'i SEC onaylayacaktı ve ardından bir yükseliş gelecekti. Ben şu anda çok ciddi bir anlamda ayı sezonunda olduğunu düşünüyorum. Ve ayı sezonu maalesef ki bazı verilere göre aslında o kadar kötü de bir ayı sezonu değil. Nasıl Haziran ayı için demişlerdi ya, en sıcak Haziran ayını yaşıyoruz ama biz böyle kabanla oturuyorduk falan, böyle garip bir hava vardı. Aynısı. Çünkü korku endeksi olarak bizim karşımıza çıkan VIX normalde bir recession, bir duraklama olduğunda 34'ün üzerine çıkar ve 34'ün üzerinde kalır. Ama bütün sene başımıza gelmeyen kalmamasına rağmen bir bakıyoruz ki VIX endeksi 34'ün altında. Bu da bize iyi diyor ama aslında hiç iyi değil. Baktığınız zaman, araştırmalara bakıldığında petrol fiyatları eğer iki katına çıktıysa, ki geçtiğimiz sene 54 dolarlı seviyeler olarak tahmin ediliyordu. 54'lere inecek falan deniliyordu. Pandemi gelmemiş olsaydı biz 54-55 dolarlı seviyelerdeydik. Çünkü 20 dolarlardan biz buraya geldik. 2020 pandemisi açıklandığında tedarik zincirlerinde duraklama gerçekleşeceği için 20 dolarlara kadar düşen petrolden bugün 111 dolardayız. İki katını bırakın, neredeyse 6 katına çıkmış, 5-6 katına çıkmış bir petrolden bahsediyoruz. Recession'ın ilki. İkincisi, tarihte 13 kere recession'a girmiş Amerika, duraklama. Fed'in sıkılaşma politikaları olduğunda. Genel olarak altın fiyatları %61 oranında eğer bir hareketlik olursa, artı eksi toplandığında yine recession gelmiş. Recession, Fed sıkılaşmaya doğru gittiğinde yine 13 keresinin 10'unda recession'a girmiş. O yüzden şimdi altının dibi delindi dediniz. 1802'ye kadar gitti. 1637 altının dibi. O nedenle oraya doğru mutlaka gidecek. Ama çekirdek enflasyonun iyi geldi diye ve bu arada 4 Temmuz'da Amerika'nın kurtuluşu, biliyorsunuz, pazartesi günü kapalı olduğu için genel olarak böyle bir şey olur. Şimdi bizde içeride ne gerçekleşiyor? Bizde içeride tamamen farklı bir senaryo var. 4'ünde bizde enflasyon geliyor. Amerika'da piyasa kapalı olduğu için eğer bir kamu bankası üzerinden para satışı, dolar elden çıkartma olur ve bir de bu üzerine işte KKM'ler bozulur,
KKM'lere bilmiyorum daha fazla para sokulmak için döngüsü gelenler bozulur. Diğer taraftan bu BDDK'nın kararıyla aynı gün içerisinde büyük şirketler 7-8 milyon dolarlık satış gerçekleştirirse biz dolarda bir bel kırılması görebiliriz. Geçici olacaktır. Büyük ihtimalle büyük isimler bunu bildikleri için pazartesi günü dolarlarını sattıktan sonra ya da aldıktan sonra salı günü daha yüksek bir fiyattan bozmayı başaracaklar. Ya da düşmesi sağlanacak. Ondan sonrasında ellerinde kalan TL'ye çevirdikleri nakitleriyle dolarlarını alarak hem portföylerini genişletecekler hem de biraz daha düşükten alacaklar. Biliyorsunuz balinalar 50 milyon dolarlık bir şey alacakları zaman arkadaşlar 50 milyon dolarlık alımını aynı anda yapmıyor. 50 milyonda 10 milyonunu alıyor, biraz yükseltiyor, sonra birazını satıyor, düştüğünde biraz daha alıyor gibi gibi böyle manipülasyonlar var. S&P 500 şimdi Haziran'ın sonunda çok büyük diplerini görmedi. Ama Temmuz ayında Grayscale'ın SEC'le olan ETF probleminin devam etmesi Bitcoin'in Temmuz ayında da çok fazla karlı olmayacağını gösteriyor. Aynı yerlerde duruyor. S&P 500 3800'e çıktı. Çünkü şu anda dünyanın genelinin hepsi enflasyon odaklı. Çekirdek enflasyon iyi geldiğinde yeşile dönülüyor. Kötü geldiğinde kırmızıya dönülüyor. İnanılmaz enflasyon odaklı bir süreçteyiz. 26-27 Temmuz'a gidene kadar da enflasyon aşağı, enflasyon yukarı. Bizim enflasyonumuz biliyorsunuz birinde İstanbul enflasyonu geliyor Temmuz ayında. Haziran ayının İstanbul enflasyonu %92,4 oranında bir artış gerçekleşmiş. Bu inanılmaz büyük. Bu demek olur ki fiyatlar şu an çığırından çıkmış durumda. Bu bir yerde kendine bir yer arayacak. 2023 Mart'ına kadar fiyatlar tekrar şişecek ve ardından düşmesi bekleniyor. Peki S&P 500 dibi yapmadıysa ne zaman yapacak? Fed'in faizini 75 bas puan arttırmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bana göre de 1.75 bas puan da arttıracaklar. Çünkü recession'a artık girmeleri kesinlikle net bir şekilde. Ve sonra o 50 bas puan, çünkü bu Fed başkanları 3 faize çıkarılması veya 3.25 faize çıkarılmasını istiyorlar. O da 2 tane daha 75 ile halloluyor. Eğer 3 istiyorlarsa 1.75 1.50 ile halloluyor. Ama Fed'in yıl bitene kadar hala 3 toplantısı var. Yönlendirme de yaptığını biliyoruz. S&P 500'ün Fed'in toplantısına doğru biraz yükselip ardından dip yapması bekleniyor. Şu anda 2-3 tane rapor var ortada. Bir kısmı ayı sezonunu destekliyor, bir kısmı boğa sezonunu. Uzun vadede boğa sezonunda olduğunu biliyoruz. Bitcoin'in bu ayın Haziran ayında en kötü, geçmişteki tarihindeki en kötü %40 düşüşleri gördüğünü biliyoruz. Şimdi Temmuz ayı tamam mı devam mı ayı olacak. Ama Temmuz ayının sonunda tekrar bir dip beklentisi oluşmaya başladı. Ve bunu da şirketlerin açıklayacakları bilançolar belli edecek. Apple, Tesla, Microsoft, IBM ve FedEx. Bu beşliyi takip edeceğiz. Bunlar çünkü etkili olacak. Çekirdek enflasyonla ilgili. Şimdi önümüzdeki aydan, önümüzdeki birkaç gün içerisinde Amerika'nın enflasyonu, çekirdek enflasyonu, beklenti, tüketicinin o University of Michigan'ın yaptığı endeks. İşte tüketiciler faiz artacak mı diye bekliyor yoksa enflasyon artacak mı diye bekliyor. Amerika'da ilk defa uzun süreden sonra tüketimle insanları bir yerden bir yere getirmeye karar verdiği için, o yüzden tüketicisini de kaybetmek istemiyor ve korkutmak istemeyeceği için bunlar önemli. Ama ben Temmuz ayında da 75 bas puanlık bir artış bekliyorum. 50 bas puanlık artışa göre de şöyle yaptım. Elimde mal bekletirim. Bitcoin, Ethereum, altın ve biraz dolar bekletirim. Ondan sonrasında artanını satarım. Düşeninden alımımı oradaki aldığım karla alırım. O yüzden hani ben hem 50 hem 75 bas puanlara göre ayarlıyorum. Çünkü bu piyasayı hiç kimse, grafikler, temel analizler, analizler, makaleler bilmem ne hepsini okuyoruz ama çok net bir şekilde göremeyiz. Çünkü Powell bile olsanız bakın Mayıs ayında adam ne diyordu, Haziran'da ne dedi, Temmuz'da ne diyecek. O yüzden böyle bir durum söz konusu olduğunda ne yapıyorsunuz? Bir şekilde kendinizi garantiye almak için 2-3 tane senaryo ile planlıyorsunuz. Altın şimdi dolarda önümüzdeki hafta pazartesi günü ben bir düşüş bekliyorum. Çünkü enflasyon kötü gelecek, net. Enflasyon kötü gelecek. Ondan sonrasında işte beklentilerin üzerinde gelecek. Kötü gelecek net bir şekilde. Ama 4 Temmuz'da piyasa kapalı olduğu için bir satış gerçekleşmeyecek. Veya işte 10 yıllık faizlerdeki bu cuma günkü düşüş bizde destek olarak kalacak ve işte 16.75 ile kapatmıştı. 16.60, 16.50, 16.40'lara falan inecek. Ama salı günü kendini tekrardan toplayacak. Tekrar yukarı yönü toplayacak. Dolar düştüğünde Bitcoin'de bir miktar artışlar olabilir ama mesela Ethereum bir range aralığında sürüyor. Benim 880, 950 ve 925'te emirlerim var. Siz de dilerseniz koyabilirsiniz. 1200 olduğunda, çünkü bu yeşile döndü ya şimdi. Burada bir ufak rally, yani dead cat bounce diye bir şey var.
farkındaysanız çok sert bir düşüş gene yedi. 21 bin, 22 bin seviyelerinden tekrar kafasına vurdular. Ethereum'da bu 1280. Oradan vurulduktan sonra bir zıplama yaşadı. Dead Cat bounce'u gerçekleştirdi. Şimdi ne olacak? Kendine aşağı dönür bir yol arayışında. O nedenle yükseldiğinde satarak, düştüğünde alarak portföyü genişletmek şu anda bizim yapacağımız. Ayı sezonda para kazanmaktansa ayı sezonda paramıza hakim olmak bizim konumuz. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Ama dediğim gibi bir range aralığı var. Kötü kapattı. Kapanıştan sonrasında hala kötü devam ediyor. Ve SEC'in Grayscale'ın ETF'lerini kabul etmemesi, SEC'i dava etmesi Grayscale'ın kötü olarak görüldü. Ama dediğim gibi Temmuz ayında ki faiz artışından sonra Ağustos ayına kadar bana göre kriptolarda bir şey yok. Ama çok güzel bir range aralığı var. 1100 olduğunda satarsınız, 950 olduğunda alırsınız. 1100 olduğunda satarsınız, 950 olduğunda alırsınız. 20.700 olduğunda satarsınız, 19.700 olduğunda alırsınız. İnanın bu 1000 dolarlık, 2000 dolarlık farklılıklar bile eğer range arasında bir işlem yapmaya karar verdiyseniz size çok karlı gelecektir. Aynı zamanda lütfen girilen platformlara çok dikkatli olun. İyi bakın. Ben Bybit'teki oynamaları seviyorum. Çünkü Bybit biraz daha süratli güncelliyor. Ama eğer arbitraj yapacaksanız ve TL borsası ile yurt dışı borsası arasında bir şey yapacaksanız da o zaman Bitlo'yu zaten seviyorum, görüyorsunuz. Ve size güzel bir haber. Beste Akademi'yi başlatıyorum 21 Temmuz'a İstanbul'a döndüğümde. Enflasyon, emeklilik, EYT, aklınıza gelebilecek nereye yatırım yaparım, ihtiyaç kredimi nerede almalıyım, hangi zamanlar iyi, emlak alımı için olur. Beste Akademi'de sizler için çok güzel videolar çekilecek ve bundan sonrasında enflasyonu merak ettiniz, Amerikan 10 yıllık tahvilini mi merak ettiniz, grafik okumayı veya endeksleri veya ne bileyim indikatörleri mi merak ettiniz? Birisi geçiyor karşısına, RSI şöyle oldu, Fibonacci mi? Ne olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Bu şey gibi, Gusto diye bir tane dergi vardı. Sipariş verirken rezil olmaktan korktuğunuz siparişler. Focaccio, Carpaccio falan diye. O yüzden öyle şeyler var ama hiç merak etmeyin. Beste Akademi ile başlıyor. Çünkü ben fark ettim, herkes akademi diye böyle eften püften salak salak şeyler yapıyorlar. Neden biz de o kervana katılıp size doğru bilgileri, hap bilgileri, kısa bilgi almıyorum? Çünkü ben bu yayınlarda hem piyasayı derliyorum. Mesela enflasyon ne? Yani tam olarak enflasyon nedir? Beni nasıl etkiler? Beni nasıl fakirleştiriyor? Altın bu seviyelere geldiğinde diğer hangi endeksleri veya diğer hangi yatırım araçlarını aşağı çekiyor? Resesyon dediğin ne? Ne resesyonu tetikler? Petrol neden düşer? Petrolün benim hayatımdaki etkisi ya da Türkiye'nin borçları, işte dışlar böyle sürekli haberlerde görüyorsunuz, atılan işkembeler raporu var. Hayır, biz raporlarla size doğru bilgileri verelim ve ondan sonra konuşalım. Beste Akademi 21 Temmuz'da başlayacak. Güzelce her şeyini hazırlıyoruz. Biraz içerikleri de hazırlıyoruz. Diyerek böyle noktalıyım. Güzel bir şey olursa zaten beraberiz. Ama düşüşlerde satı, düşüşlerde alıp yüksekte satmayı lütfen yapın. Çünkü o 1000-2000 dolarla sandığınızdan daha fazla piyasada kendinizi doğrultmanızı sağlayabilir. İlla büyüye odaklanmayın. Küçük küçük de arttırma. Bir gün 500, bir gün 1000, bir gün bilmem ne arttırırsınız. Şimdi benim sultanım odaya doğru geliyor. Biricikciğim, gelecek misin? Gelmeyecek herhalde. Aşağıda çünkü ablası ve anneannesiyle oynuyor. Diyerek böyle noktalayayım. Görüşmek üzere.